Bismillahirrahmanirrahim diyerek sohbetimize başlayalım ki hayırlı, uğurlu, bereketli, faydalı olur inşallah mülahazasıyla. Eski fakat kıymetli kitaplardan birisinde şöyle bir hususu, şöyle bir konuyu, şöyle güzel bir menkıbeyi okumuştum. Bir zamanlar yıldızlarla, güneşle, ayla süslü, ilahi kandillerle süslü, gökyüzüyle, ırmaklarıyla, denizleriyle, ağaçlarıyla, gökyüzüyle rekabet eden yeryüzü arasında bir münazara olmuş. Gökyüzü demiş ki, ey yeryüzü, güneş bende olduğu için ben senden kıymetliyim. Yeryüzü demiş ki, bütün okyanuslar bende. Öyleyse ben de senden daha değerliyim. Gökyüzü demiş ki, şu yıldızları görmüyor musun, hep bende. Öyleyse ben senden kıymetliyim. Yeryüzü demiş ki, hayatın idamesi için lazım olan sular bende. Öyleyse ben senden daha kıymetliyim. Bunlar münazarayı karşılıklı konuşmaya uzatmışlar. Sonra yeryüzü bir cümle söylemiş ve galip gelmiş. Söylediği cümle şu: ey gökyüzü, övünüp durma, fahri kainat efendimiz bende yatıyor. Ve yeryüzü galip gelmiş. Öyle ya. Yine erbab-ı tasavvufa göre Efendimizin mübarek, muazzez vücudunu sarmalayan kabri şerifine biliyorsunuz Ravza-i Mutahhara diyoruz. Ravza-i Mutahhara. Ne demek Mutahhara? Temiz. Ravza ne? Bahçe. Yani Efendimiz'i kucağında, sinesinde muhafaza eden Ravza-i Mutahhara, manevi kıymeti itibariyle arş-ı aladan bile daha kıymetlidir, daha değerlidir. Evet, Efendimizin mübarek vücudunu sarıp sarmalayan kabri şerifi, Ravza-i Mutahhara dediğimiz o mekan, arş-ı âlâdan dahi önemlidir diye büyük mutasavvıflar kitaplarında ve sohbetlerinde söylüyorlar. Peki, madem ki insanoğlu, beşeriyet, eşref-i mahlukattır, yaratılmışların en şereflisidir. İnsanların içinde de en şerefli peygamberlerdir. Peygamberler içinde de en şerefli bizim peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir ki ne mutlu bize böyle bir peygamberin ümmeti olmuşuz. Ne mutlu bize ki Cenab-ı Hak bizi insan olarak dünyaya göndermiş. Ne mutlu ki İslam olarak doğmuşuz. Ne mutlu ki İslami hükümlerin icra edildiği bir memlekette yaşıyoruz. Ne mutlu ki Mekke'den, Medine'den, Kudüs'ten sonra İslam'ın en şerefli olan şehrinde bulunuyoruz. Ne mutlu ki bize bu şehrin sultanı olan Eyüp Sultanı Hazretlerinin şu anda yanı başındayız ve onun aziz ruhu, ruhu şerifi şu anda bizi müşahede ediyor, bizi görüyor. Aman ha, edebe mugayir bir harekette bulunmayalım dedikten sonra Eyüp Sultan semtinde edep nasıl olurmuş, ona bir girizgah yapmak kabilinden almış olduğum bazı notlar var. Zaten bahsini edeceğim o kitabı da, Eyüp Sultan kitabının da mütakip sohbetlerimizde
okumayı sürdüreceğiz. Eski İstanbul dersi âmlarından gençlerin bilmesi için söyleyeyim. Dersi âm kelimesi umuma, herkese ders veren, herkese sohbet yapan, daha çok ünlü vaizlere, önemli ilim adamlarına eskiden verilen isimdir. İstanbul dersi âmları. Tabii bu önemli bir isim. Herkes bu rütbeye haiz olamaz. 1950'li yıllarda İstanbul'da birçok dersi âm vardı. Bunlardan biri de Alasonyalı Hacı Cemal Efendi idi. Bilmiyorum içimizde kendisine yetişen var mıdır? Herhalde yoktur yaş itibariyle. En genciniz ben olduğuma göre ben de yetişmedim. Ancak kızı Hikmet Anne'ye yetiştik. Ondan da epeyce bilgi aldık. Ve iki defa da efendim Beşiktaş'taki babasının evine davet edildik. İstanbul dersi âmlarından ve kürsü vaizlerinden merhum Cemal Öğüt Hoca Efendi'nin yazdığı meşhur Eyüp Sultan isimli son derece kıymetli eseri. İki cilttir bu eser. Birincisi Efendi Hazretlerinin hayatı, ikinci kısmı da Eyüp Sultan Hazretlerinin Peygamberimizden rivayet ettiği hadisleri ihtiva etmektedir. Efendim, Eyüp Sultan isimli son derece kıymetli eserinde yer alan bir menkıbeden öğrendiğimize göre, buraya dikkat buyurun, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin bir gün ayağı ağrıyor. İmam-ı Azam Hazretlerinin bir gün, gelenler sessizce otursun, tamam, konsantrem bozma bak. Aferin. Efendim, 50 yıllık arkadaşım, onun için fırçalıyorum. Gençler bilsin ki hoca çok evet, iltifadı bu sözde zahirdir. Eyvallah. Maliki mezhebim benim, zira itikadımca demiyorum gerisin. Tamam. Ama Kahire Radyosu gibi araya girip de böyle komentalo. Tamam, peki. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin bir gün ayağı rahatsız oluyor, ayağı ağrıyor. Kendisini tedavi için getirilen doktor, ayağını uzat da şöyle bir muayene edip bakayım diyor. Mezhep imamımız olan o büyük zat hemen yan tarafa dönerek ve arkasını doktora çevirmek suretiyle gel şimdi muayene et cevabını veriyor. Doktor, niçin böyle yaptın? Neden kendine zarar verdin sorusu yöneltilince Ebu Hanife Hazretleri şu ibretli cevabı veriyor. Merhum hocam Hammad Hazretlerinin, İmam-ı Azam hocasının ismi Hammad'dır. Çok büyük bir alimdir. Herhalde İmam-ı Azam'ı yetiştiren bir hocanın seviyesinde düşünelim. Merhum hocam Hammad Hazretlerinin evi o tarafta bulunduğundan korktum ki benim ayağım hocamın evinin bulunduğu tarafa uzanarak kendisine karşı bir terbiyesizlik etmiş olmayayım. Fesübhanallah. Çok ince bir mesele değil mi? Ya Amasya'nın Gümüş Hacı Köyü'nde mezarı, türbesi bulunan bir muhterem zat var. Ne hafızdı o? Var mı hatırlayan? Garip hafız. Garip hafız ömründe ayağını uzatarak oturmamış. Yatarken bile. Biz de şimdi camide bile kıbleye doğru uzatıyoruz. Mazeret hariç. Edep yahu. Önce edep. İlim sonra gelir. Eskiden hemen hemen bütün evlerde edep yahu levhası vardı. Giriş kapılarında. Evet, göze en yakın yerde, gözün kolayca göreceği yerde edep yahu. Öyle derdi Münevver Ayaşlı.
merhume ki ben kendisinden yazılarından çok istifade ettim. Yeni İstanbul Gazetesi'ndeki, Bağbaldeş Sabah Gazetesi'ndeki bütün, evet mübalağasız söylüyorum, bütün makalelerini okumuşumdur. Bütün kitaplarını da hatmettim. Gençlere de tavsiye ediyorum Münevver Yaşlı'nın eserlerini. Zaten 6-7 eseri var, fazla yok. Lütfen okuyunuz. Eski İstanbul hanımefendisi. O derdi ki, edep yahu dedirtmemektir. O öyle tarif ediyordu. Edep nedir? Edep yahu dedirtmemektir. Buna çok ihtiyacımız var. Ben Milli Eğitim Bakanı olsam okullara adab-ı muaşeret dersi korum da şöyle bir sıkıntı ortaya çıkar. Bunu verecek hoca bulmakta zorlanırdım. Evet, çünkü kitaptan, dersten tabii ki olur. Ama rol model daha önemli. Ben Tokat İmam Hatip Lisesi'ni bitirdim. Bu Muhsin Hoca da sınıf arkadaşımdır. Aynı sırada oturuyorduk. 490 Muhsin Duran efendim. Bir hocamız vardı. Bir gün derste dedi ki, zaten hocanın ders verişinden, yürüyüşünden, defteri imzalayışından edep timsali olduğunu anlıyorduk. Anlayan anlar bizi, anlamayan ne anlar bizi? Çocuklar dedi, yeni bir elbise aldığınız zaman, yeni bir elbise giydiğiniz zaman ellerinizi ceketlerinizin cebine yumruk yaparak sokmayın. Zamanla oralar böyle açılır, çirkin bir görüntü meydana gelir. Şu şekilde ellerinizi ceketin cebine koyun. Ben hala öyle yapıyorum. Maşallah. Evet. Ne güzel bir halmiş ki aynısını öyle hocanızdan. Rol model. Maşallah. Sen de şu gençlere zaten rol model oluyorsun. Öyleyim, ben bir türlüyüm biliyorsun. Bazen madara ediyorsun ama neyse. Evet. Peki. Ha, şimdi evet, adab-ı muaşeret hakikaten önemli. Sözü Eyüp Sultan Hazretlerine bu mesele, bu semte getireceğiz. İslam büyüklerinin birbirlerine karşı duydukları hürmeti, talebelerin hocalarına ve üstadlarına gösterdikleri olağanüstü saygıyı, dervişlerin ve ermişlerin mürşitlerine besledikleri ulvi duyguları, bu hususla ilgili menkıbeleri, anekdotları bir araya getirsek 10-15 cilt olur. Olur. Buna ne hacet? Geçmiş büyüklerimiz tarafından kaleme alınan birbirinden kıymetli kitaplarda böyle ibret tablolarına sık sık rastlıyoruz. Bunları okurken yahut dinlerken, okumak da önemli, dinlemek de. Okurken gözle bilgi sahibi oluruz, dinlerken de kulakla. Evet. Rahmetli Millet Kütüphanesi'nin müdürü, ehli tasavvuf, Mehmet Serhan Tayşi'nin sohbetlerine ben çok katıldım. Bal lezzeti aldım. Bir gün dedi ki, Osmanlılar zamanında dinleye dinleye alim olan kimseler varmış. Onlara da kulak mollası derlermiş. Kulak mollası. Ya. Bu kepçe kulaklar çok işe yarıyor. Çanak antenler. Bak, çanak anten. Alıyor böyle. Evet. Acizane söyleyeyim. Bildiklerim, yani bir şey biliyorsam, pek de bir şey bildiğim yok ya. Bildiklerimin %50'sini kitaplardan, belki de %50'sini dinleyerek öğrenmişimdir. Dinlemeyi severim. Hazreti Pir Mesnevisi'ne nasıl başlıyor? Dinleneyden. Dinlemek konuşmaktan niye üstündür? Çünkü Peygamber Efendimiz vahyi ilahiye kulaklarıyla muhatap olmuştur. Vahye kulaklarıyla muhatap olmuştur.
Bunları okurken yahut dinlerken İslam'ın güzel ahlaktan, güzel ahlakın ise edepten ibaret olduğunu bir kere daha anlıyoruz. Merhum İbnül Emin Mahmud Kemal Bey'in dediği gibi, başkalarına saygı gösterenler bizatihi kendilerine saygı göstermiş olurlar. Yahut da bize hürmet edenler, bize hürmet edenlerin kendileri hürmete layıktır. Hürmet edersen hürmet görürsün. Hürmet sadece insana değil arkadaşlar, değerli dostlar. Şu kaleme bile hürmet etmem gerekiyor çünkü benim ihtiyacımı gideriyor. Şu mikrofona bile saygı göstermem gerekiyor. Şu anda benimle sizin aranızda bir iletişim kuruyor. Şu masa benim sevgilim. Efendim şu sandalye bana hizmet ediyor. Size de tabii. Onlara da hürmet etmemiz gerekiyor. Yani eşyaya da hürmet etmek lazım. Eşyanın da dili vardır. Canı vardır. Mecellede, Ahmet Cevdet Paşa'nın hazırladığı mecellede adalet şöyle tarif ediliyor. Adalet nedir? Çok kısa cevap. Eşyayı yerine koymaktır. Allah Allah. Ne güzel. Eşyayı yerine koymaktır. Yani liyakate dikkat etmektir. İşi ehline vermektir. Tanzim, tasnif etmektir. Bu kalemin yeri buraysa kardeşim, bu kalemi buraya korsam kaleme zulmetmiş oluyorum. Gül dalında güzeldir. Eşya da yerinde. Efendim. Her şey nizam ve intizam altında. Ezelde nasıl başlamışsa ebede öyle gidecek. Değişen bir şey yok. Kalem ve kelam erbabının, gönül sultanlarının sadece şahıslarına değil, onların makamlarına, mekanlarına, hatta bulundukları şehre, oturdukları mahalleye ve semte bile aynı değerin verildiğini, aynı saygının gösterildiğini biliyoruz. Madem ki İmam-ı Azam Hazretlerinin menkıbesiyle başladık, yine onunla devam edelim. Ali Rıza Saman diye bir hoca efendinin, bu önemli bir zattır, Mevlid Han'dır, hafızdır, musiki şinastır, İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde dersler vermiştir. Efendim, onun kıymetli kitapları var. O kitaplardan birinde okumuştum. İmam-ı Azam Hazretleri akşam olup, gece olup yatacağı zaman, Bağdat'ta yaşıyor, Basra şehrine doğru ayağını uzatmazmış. Tabi Basra nerede olduğu belli. Bağdat'ta belli. Efendim, Allah Allah. Niye? O tarihte Basra'da kağıt imalathanesi varmış. Kağıda hürmet. Tabi. Efendim ne olacak boş kağıt? İyi ki boş. Dolu olsaydık nereye yazacaktık? Dolu olsaydı nereye yazacaktık? Kağıt ilim vasıtası olduğu için hürmete layıktır. Siz de bilirsiniz, ben çocukluğumdan hatırlarım köylerde. Ayak altında görülen bir kağıt parçasını alırdı büyüklerimiz. Katlar katlar duvar deliğine sokarlar. Kağıda hürmet. Büyük insanların hassasiyeti. Değerli dostlar, bugün maalesef kendimi de kastediyorum. Hassasiyetimizi yitirdik. Dikkatimizi ve rikkatimizi yitirdik. Dün şahit oldum. Bir camiden anons kılıyorum. Bir genç geldi. Evvela hoşuma gitti bir delikanlının camiye gelmesi. Ama sonra elindeki çantayla üstündeki paltoyu şöyle bir fırlattı. Dedim ki be kardeşim, şöyle eğilip de bir köşeye sessizce koysan olmaz mıydı? Ne diyoruz buna? Bu, açık söyleyelim. Bu kabalık, patavatsızlık. Halıyı incitti orada. Beni de incitti, rahatsız etti. Pat diye ses çıkardı.
Oturmasını bile bilmiyoruz. Eminönü'nden biniyorum gemiye Üsküdar'a giderken. Bir adam geldi yanıma. Şöyle öyle bir oturuş oturdu ki ben zıpladım. Hadi, yavaş otur ya. Kimseyi incitmeyeceğiz. 40 tane incitme çeşidi var. Hiçbirini. Hazreti Mevlana ve Mesnevi aşıklarından ve kıdemli gazetecilerimizden Refi Cevat Olunay'ın, gençler duydu mu bu ismi hiç? İçinizden biri merak etse de İstanbul kütüphanelerini tarayıp bu yazarın, Refi Cevat Olunay'ın gazetelerdeki yazılarını toplasa. Neden? Çünkü hepsi tarih ve kültür yazıları. Usta bir kalem. Toplasa, onları kitap yapsa, emin olunuz en az 10 cilt olur. Bu zat-ı muhterem aynı zamanda Mevlevi idi. Çelebi ailesindendi. Bizim lise yıllarında ben çok okurdum yazılarını. Refi Cevat Olunay. 40 sene okuduğum bir yazısını hatırlıyorum. 40 seneyi geçmiştir. Hazreti Mevlana'yı, Konya'yı ve Yavuz Sultan Selim'i anlatıyor. Yavuz Sultan Selim Han diyor, Mısır seferinden gelirken yolu Konya'ya düşmüş. Tam şehrin içinden geçerken korkunç bir, ne derler ona, hortum çıkmış. Acayip bir hortum ama. Savuruyor. Yavuz gibi cesur bir padişah bile endişelenmiş ve beyaz atının üzerinde yanı başında giden hocasına, gençler kimdi Yavuz'un hocası? Şeyhülislam. Ha? Kim? Yüksek sesle söyleyin. O da var da ondan daha önemli. İbni Kemal tabi. Evet. Gururlandım İbni Kemal deyince kendi kendime. Çünkü Tokatlı. Maşallah. Tabi. Kemal Paşazade veya İbni Kemal ilimde kemale ermiş. İşte Kemal böyle olur. Evet. Efendim. Kem alat ile kemalat olmaz. Olmuyor da nitekim. Padişahlar hocalarına hitap ederken lala derler. O hortumu görünce Yavuz biraz da endişeleniyor. Böyle eliyle işaret ediyor hortuma. Lala bu ne haldir diyor. İbni Kemal merhum gülümsüyor. Telaş buyurmaya suz. Devlet lu hünkârım. Mevlana diyarından geçiyoruz. Burada her şey döner diyor. Ne hoş cevap değil mi? Evet. Evet. Taşı gediğine koymaktır. Ha, şimdi bu işte Refi Cevat Bey'in bir yazısında okumuştum. Molla Camii Hazreti Pir'i ziyaret etmek için ne zaman Konya'ya gelse, Molla Camii İran'da yetişen Sünni ulemasından, tasavvufi ve dini eserleriyle meşhur ve Fatih Sultan Mehmed'e de çok muhabbet besleyen büyük bir alimdir. Molla Camii, buradaki cami kelimesi yanlış anlaşılmasın, bildiğimiz cami değil. İran'da bir cam şehri var, cam. Orada doğduğu için cami, nasıl biz diyoruz ya, İbrahim Hakkı Erzurumi, İsmail Hakkı Bursevi, Bursalı. Mehmet Emin Togadi, Molla Camii, yani o şehre mensup olmuş, büyük bir alim. Fatih'i ziyarete geliyordu. Fakat yolda yetişemedi. Hazreti Fatih'in vefat ettiğini görünce, duyunca, öğrenince tekrar memleketine gitti. Bizde de eserleri çok okunan bir alimdir. Molla Camii, Hazreti Pir'i ziyaret etmek için, Mevlana'yı ziyaret etmek için ne zaman Konya'ya gelse şehre
bir saatlik mesafede atından inermiş. Niye? Hazretin bulunduğu bir mekana öyle vasıta üstünde gitmek ona uygun gelmiyor. Osmanlı padişahları da buraya gelirken, buranın ismi ne? Gençler bu vesileyle öğrensinler. Cülus yolu. Cülus. Cülus ne demek? Celese fiilinden geliyor. Oturdu demek. Yani padişahın tahta oturması. Padişah tahta oturmadan önce Bostan iskelesine gelir. Gemiyle, kayıkla. Az şu Haliç'e gelir. Orada efendim işte bu cülus yolundan geçer. Hazretin türbesinin önünde ya Eyüp Sultan Camii'nin imamı tarafından yahut da Mevlana Çelebi'lerinden biri tarafından kılıç kuşanma merasimi yapılır dualarla. Taklidi seyif denirler buna. Kılıç kuşanma. Seyif kılıç. Efendim. Ve padişah surlardan içeri girer. Edirne Kapı surlarından. Önce Büyük Ceddi Fatih'in türbesini ziyaret eder. Sonra Fatih'in torunu Yavuz Sultan Selim'in türbesini ziyaret eder. Sonra Topkapı Sarayı'na gider, tahta oturur. İşte buna cülus merasimi diyoruz. Tahta oturma. Celese, yeclisi, iclisi. Manevi başkomutandan destur almak. Tabii, evet. Müsaade almak, destur almak. Ne güzel ya. Müslümanlık çok güzel ha. Elhamdülillah. Attan inermiş. Pabuçlarını koltuğunun altına alırmış. Huzura işte böyle yalın ayak gidermiş. Ayrıca ben onun bulunduğu şehirde ayaklarımı uzatıp yatamam diyerek geceyi civar köylerde geçirirmiş. Edebin bu derecesine anlatırken dil konuşmaktan, kalem yazmaktan çekiniyor. Eksik yazarım, eksik konuşurum diye. Derin meseleler efendim. Hani derin devlet diyor ya. Derin ilim. Derin edep. Edebali. Evet. Edebali. O isim de. Eyvallah. Orada gördüğü halde padişah. Evet. Değil mi? Bu devlet öyle kuruldu. Devlet-i Aliye-i Osmaniye böyle kuruldu. Osman Gazi. Ay, ay, ay. Efendim ben bu mukaddimeyi sözü Eyüp Sultan Hazretlerine getirmek için yaptım. Büyük şairimiz Yahya Kemal Bey'in ifadesiyle nedir büyük şairimiz Yahya Kemal'in ifadesi? Uhrevi belde Eyüp. İstanbul'un en uhrevi semti bura. Hadi ikincisini de söyle hocam derseniz. Nereyi söylerim acaba? Üsküdar'a giderken. Üsküdar. Tabii. Ama şimdi yani İstanbul'un göbeği Fatih. Ya bu mübareğin ziyaretçisi çok, Fatih'in ziyaretçisi de ikinci derecede. En ruhaniyetli camiler vardır İstanbul'da. Fatih Camisi, Eyüp Sultan Camisi, Atik Ali Paşa Camisi. Atik Ali Paşa. İki tane Atik Ali Paşa Camisi var İstanbul'da. Biri Çemberlitaş'ta, biri de Fatih'te. İkinci Bayezid'in hazinedar başısı. Atik Ali Paşa Camii'nde, Çemberlitaş'taki Atik Ali Paşa Camii'nde, eskiler öyle derler, eski İstanbullular, makamı Hızır vardır. Evet. 40 gün hiç aksatmadan sabah namazına gelen Hızır'la görüşürmüş. Hadi bakalım. Rahmetli babacığım bayram namazlarını orada kıldırdım. Ya baban da senin gibi maşallah şeyh türlü her işi yapıyormuş. Bravo. Mekanı cennet olsun. Evet. Evet, oğlundan belli babanızın da ne olduğu. Yani ne büyük insan olduğu. Maşallah.
sürçü lisan ettikse affola, bakma sağa sola, hemen çık yola. Uhrevi belde Eyüp'ü İslam cennetinin yeşil bir bahçesi haline getiren, öyle diyor Yahya Kemal Aziz İstanbul isimli kitabında. Aziz İstanbul 10 defa okunacak gençler. 10. Evet. Aziz İstanbul. Leziz İstanbul. Veciz İstanbul. Ağlamıştım bir kere. Ya. Öyle bir gönül boşluğu dolmuş. Vay vay vay. O kitabında bu cümleyi kullanıyor. İslam cennetinin yeşil bahçesi. İslam cennetinin yeşil bahçesi Eyüp Sultan ve çevresi. Getiren yüce sahabi, hiç şüphe yok ki İstanbul'umuzda medfun bulunan, medfun, meftun değil, medfun. Şimdi Serde Osmanlıca dersleri, hocalığı olduğu için sohbetlerim esnasında geçen Arapça, Farsça kelimeleri de nasıl telaffuz ettiklerini göstererek, kaç manaya geldiğini izah ederek anlatıyorum ki, bir taşla iki kuş vuralım. Onun medfun olduğu yere biz de meftun olduk. Biz meftunuz tabii. Evet. Eyvallah. Öyle söyle. Güzel. Arada sırada güzel şeyler söylüyorsun sen. Arada sırada oluyor böyle. Evet tabii. Zatenlerinizde aldığınız feyiz de oluyor. Estağfurullah. Hakikaten öyle. Ama cehaletten şu dolayı karıştıranlar çok da onun, ben onu kastettim yani. Meftun, medfun. Medfun. Kelimenin aslı dal. Fe, nun, defne. Cenaze defnedildi diyoruz değil mi? Defnedildiği yere medfen diyoruz kabir manasında. Medfen, ismi mekan, defnedilen yer. Oradaki zatı da medfun, defnedilmiş. Cenab-ı Hak hepimizin medfenini cennet bahçelerinden bir bahçe yapsın. Amin. Amin. Şeddeli amin. Evet, ses yavaş çıktı ihlasla. Cenab-ı Hak hepimizin medfenini cennet bahçelerinden bir bahçe yapsın. Amin. Ha şöyle ya, ölü ruhlar gibi. Siz zannediyor musunuz ki daha çok zamanımız var? Yok yok, gireceğiz oraya. Ha. Vakit geldi. Güller solmadan. Vakit geldi, dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül abdesti lazım diyor Bediüzzaman. Evet, dünya kazuratından, dünya pisliklerinden temizlenmek üzere bir gusül abdesti lazım. Bütün mesele orada zaten. Tabii. Beden, beden ibadetle ve sohbetle temizlenir. Ruhlar ise işte böyle manevi hususlarla. Melekut. Öyle ya. Bir mülk tarafımız var. Şu gördüğümüz madde mülk. Bir de melekut tarafımız vardır. Mülk tarafımız kısa, az, süreli. Öbürü devamlı. Yani ten kafesi, tenimiz, vücudumuz ten kafesi var. Bir de can bülbülü var. Ten kafesi kırılınca can bülbülü uçuyor. Serbest, azat oluyor artık. Andelip olarak uçuyor. Tabii, tabii. Bilindiği gibi şerefli insan bulunduğu makamı ve mekanı güzelleştiren insandır. Etrafını nura gark eden, çevresine ışık saçan böyle şahsiyetleri tanımlamak için eskilerin şerefül mekan bilmekin dediklerini biliyoruz. Şerefül mekan bilmekin, makamı mekanı şereflendiren insandır yahut insanlardır. Allah aşkına, şimdi burada siz olmasaydınız, hiçbirimiz olmasaydık, bu tarihi binanın, bu güzel Sıbyan Mektebi'nin bütün duvarları, tavanı hep altından olsaydı ne kıymeti var? Evet, halbuki altın en kıymetli şeydir. Yok efendim, insan daha kıymetlidir. Nitekim altına sormuşlar. Ey altın, söyle bakalım, dünyada senden daha değerli bir şey var mı? Altın düşünmeden hemen cevabı yapıştırmış. Bana ihtiyacı olmayan adam benden kıymetlidir demiş.
Var mı altına ihtiyacı olmayan? Altına da ihtiyacımız var, üstüne de. Böyle. Yahut bir daha sormuşlar. Hey altın, rengin niye sarı? Kırmızı değil, yeşil değil, mavi değil. Altın hemen cevap vermiş. İnsanlar peşimden o kadar fazla koşuyorlar ki korktum rengim sarardı. Allah muhafaza. Altın vasıtadır. Amen. Evet, ona esir olmadan edinirsek güzel bu. Ama bütün gayemiz altın olursa o tehlikeli. O zaman putlaşma tehlikesi var. Şerefil mekan bilmekin, yani bir mekanı şereflendiren orada bulunan zattır dediklerini biliyoruz. Uhrevi belde Eyüp'ü ve tabii ki bütün İstanbul'u yüzyıllardan beri şereflendiren alemdar-ı Resulullah'ın yüce zatını, mübarek türbesini Yahya Kemal'in dilinden, kaleminden nakletmeden önce geliniz birlikte Peygamber şehri Medine'ye gidelim ve bu yüce zatın kutlu beldedeki hane-i saadetinin etrafında şöyle bir deveran ve cevelan ederim. Oo. Dünyadaki şehirlerin en güzeli, en kutsalı, en mukaddesi hangisidir diye soru sormaya gerek var mı yahu? Mekke tabii. Kur'an'da ismi geçiyor. Mekke şehrinin Kur'an'da ismi nasıl geçiyor? Bekke. Ha? Bekke. Bekke, B ile değil mi? Bir Bekketen mübareke. Evet. Bekke. Evet. Kur'an'da ismi geçiyor. Dikkatinizi çekerim. Bediüzzaman Hazretleri dünyanın ortasını geçen bir Amud-u Nurani. Amud-u Nurani. Evet. Tabii. Orası bir merkeziyet. Evet. Evet. Fahri Kainat Efendimiz işte bu şehirde dünyaya geldi. Dünyayı teşrif etti. Gençler, bu da yanlış kullanılıyor. Doğrusu söylediğim gibi dünyaya teşrif etti değil. Dünyayı teşrif etti. Tef'il babından. Yani dünyayı şereflendirdi. Bazı kelimeler birbirine çok benzer, anlam kayması olabilir. Ne, hangi kelime buna çok benziyor? Teşrif kelimesine. Tefriş. Tefriş ne demek? Döşeme. Mefruşat diyoruz ya. Evet. Tef'il babından. Farkında değilsiniz ama sözlü Osmanlıca dersi yapıyoruz. Zaten iki yerde Osmanlıca dersi veriyorum. Bez afişte öyle yazılı. Tarih ve kültür eşliğinde Osmanlıca dersleri. Yoksa motomot, kuru kuruya harfleri öğret, gramer bilgisi ver. Tamam, onları da veriyoruz da. Esas olan ruhudur, metin okumalarıdır. Osmanlıca kelimesi de Galat'ı meşhurdur. Doğrusu Osmanlı Türkçesi. Yabancı dil değil ki bu, Fransızca gibi, İngilizce, Arapça gibi. Ana dilimiz. Babalarımız mahzun olmasın, onların da dili. Evet. Tabii. Niye baba dilimiz dememişiz de ana dilimiz? Canım, bu sualin cevabı çok kolay. Resulullah'a geliyor bir sahabe. Ya Resulallah, kime itaat edeyim? Annene. Ya Resulallah, kime itaat edeyim? Annene. Ya Resulallah, kime itaat edeyim? Annene. Ya Resulallah, kime itaat edeyim? Babana. Şimdi burada hanımlara ilahi torpil var. Nasıl? Ayaklarının altına cennet konuyor. Olup basarak çıkıyorlar zaten. Maşallah. Nesil burada. Tamam. Ben biliyorum bunları. El cennetü tahta akdamil ümmehat hadisi şerifi. Cennet annelerin ayakları altındadır hadisi şerifi. İstanbul'un hangi camisinde padişahın eliyle yazılıp asılmıştır? Halen duruyor. Hadi bakayım. Sohbet güzelleşsin diye, yoksa soru sorup da böyle zor durumda bırakmak istemem. Söyle delikanlı. Duymadılar, yüksek sesle.
geldik. Yani. Evet, değil mi? Bak caminin ismini de tam söyledi. Gülnuş Emetullah Valide Sultan Camii. Asıl ismi bu. Sağ taraf. Ha, Üsküdar'da hangi cami? Yeni cami. Neresi yeni? 400 sene olmuş yapılalı. Öyle bir vali. Evet. Yeni cami. Valide-i Cedid. Cedid Yeniz demekse. Ama gerçek ismi Gülnuş Emetullah Valide Sultan. Bu hanımefendi, bu validemiz 4. Mehmet'in, tarihimizde Avcı Mehmet diye bilinen 4. Mehmet'in hanımı. Lale Devri Padişahı 3. Ahmet'in annesi. 3. Ahmet aynı zamanda çok iyi bir hattattı. Bu hadisi şerifi bizzat kendi eliyle yazmıştır. Ve annesinin yaptırdığı camiye tali gitmiştir. Astırmış. Halen durur. Gidince bakın, girince sağda. Bir de Üsküdar Meydanı'ndaki çeşmenin 4 kitabesi vardır. Deniz tarafına bakan kitabesindeki yazı da padişahın bizzat kendi kaleminden çıkmadır. Nitekim sonunda ketebe kısmında Han Ahmet diye yazar. Çok değerli bir padişahtı. Musiki, şinas, şair, hattat efendim. Ne yazık ki Lale Devri'nden sonra isyan olunca akıbeti biraz feci oldu. Allah rahmet eylesin. Osmanlı padişahlarının hepsi iyidir be. Evet. Bu konuda tarihçi Mükrimin Halil Hoca'nın çok enteresan tespitleri var. Onlara da bir başka sohbette inşallah. Şurada az ileride sağda, yani Cülus yolunu takip ediyoruz. Daha ana caddeye çıkmadan sağda bir türbe var. Çok az insan bilir. Orada meşhur bir Osmanlı hanımı yatıyor. Kim? Adile Sultan. İkinci Mahmud'un kızı Adile Sultan. Uzun bir ömür yaşadı. Bir ay Ramazan'ı bu türbede, hücrede geçiriyor. Çileye soyunuyor. Evet. Efendim, mütedeyyin bir hanım. Şaire bir hanım. Divanı var. Divanı yayınlandı. Şunun için ondan bahsediyorum. Eyüp nişancası. Ne tarafta? Şu tarafta. Orada büyük bir zatın dergahı var. Abdülkadir-i Belhi Hazretleri. Belh'ten gelme. Hangi büyük zat geldi Belh'ten Konya'ya? Tabii. Şimdi Afganistan sınırları içinde bu şehir. Belh. Abdülkadir-i Belhi. Bu Adile Hanım, Adile Sultan, Abdülkadir-i Belhi'nin tarikatına girmek istiyor. Dervişe olmak istiyor. Müteaddit defalar saraydan gelip müracaat ediyor ama Hazret kabul etmiyor. Şaşırıyor tabii Adile Sultan. Çok önemli bir kadın. Saraya mensup. Filan 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 padişahın kardeşi, kızı falan filan. Orayı unutmadan söyleyeyim. Hatta bazen de şöyle övünürmüş Adile Sultan. Ben bir padişahın kızıyım. İki padişahın kardeşiyim. Bir padişahın da halasıyım. Bir padişahın kızıyım. İkinci Mahmud'un. İki padişahın kardeşiyim. Abdülaziz ve Abdülmecid. Bir padişahın halasıyım. Abdülhamid Han'ın. Abdülhamid'i ziyarete gidince efendim Abdülhamid Han Yıldız Sarayı'ndan başlayıp Yıldız Camii'ne kadar kırmızı halılar döşetilmiş ve bando mızıkayla karşılarmış. Bana bak dermiş halası. Erkek olsaydım şimdi senin oturduğun tahta ben oturacaktım. Öyle ya. Efendim işte burada yatıyorum. Ha şunu söyleyeceğim. Abdülkadir-i Belhi Hazretleri neden kabul etmiyormuş? Çünkü saraya mensup son derece şatafatlı, gösterişli bir faytonla yanında cariyeler alay-ı vala ile geliyor.
dördüncü seferinde demiş ki, haber göndermiş Abdülkadir Velhi merhum. Saray arabasıyla gelmesin, şatafatlı gelmesin, Ahad-i Nas'tan gibi gelsin demiş. Yani sıradan bir insan gibi, Ahad-i Nas'tan. Evet. Öyle gitmiş ve kabul edilmiş dergaha. Bu ayrı bir sohbet konusu. Adile Sultan bir iki sohbeti meşgul edecek kadar önemli bir Osmanlı hanımefendisidir. Buralar hep öyle be kardeşim. Nereye elini uzatsan, şu mezar taşlarında neler var? Aman Allah. Onun için sevgili gençler, bu mezar taşlarını okuyacak kadar Osmanlı Türkçesini öğrenmediğiniz sürece emin olunuz manevi sorumluluk altındasınız. Çünkü bize tarihimizi bu yazıları okutmamakla, yok etmekle öğretmediler. Öyleyse bunun hesabını sormalıyız. Bunun hesabını sormak da, en güzel şekilde sormak da bunu öğrenmektir. Evet. Yoksa kavga edecek değiliz. Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yoktur. Evet. Daha giriş yaptık. Saat 6 olmuş. Allah. Giriş ne gençler? Giriş kelimesinin Osmanlıcasını söyleyin bakayım. Kitaplarda vardır başta. Mukaddime. Evet, veya takdim. Mukaddime kısa olur değil mi? Bir sayfa, iki sayfa, üç beş sayfa en fazla. İbni Haldun'unki hariç. O iki cilt. Şimdi mukaddime yaptık. Bizim hayatımız da mukaddime değil mi? Evet. Ebedi hayatımız öbür tarafta. Amen. Ebedi. 100 milyar sene değil. Ebedi. Dünya hayatı taş yatırsa 100 sene. Kısa. Öyleyse dünya ahiretin mukaddimesidir. Biz de o mukaddimenin harfleri, cümleleri, efendim ne diyelim, forması. Öyleyse ebediyet mukaddime ile kazanılacak. Ebedi hayat mukaddime ile kazanılacak. Eskiler öyledir. Dünya üç günlük bir misafirhanedir. Şairin biri de öyle demiş. Efendim. Misafirin iyisi gelir geçer kuş gibi. Kötüsü ise oturur baykuş gibi. Biraz muzdaripmiş o galiba. Yoksa misafirin yüzüne böyle söylenmez. Misafir andelip olur. Andelip. Neymiş o andelip? Andelip, bülbülün diğer mana noktasındaki. Vay. Çünkü hayvanat adına o zikrullah'ta o görevlendirilir. Tabii, eyvallah. Çok şey biliyorum. Çok şey bilenler tehlikelidir, dikkat et. Köprüden düşebilirler. Allah korusun. Tabii. Meleklerin en bilgini kimdi Allah aşkına? İblisti. Cenab-ı Hak'la mantık yarışına girdi. Onu topraktan, beni ateşten yarattın dedi. Onu dedi ya Adem Aleyhisselam. Secde etmem dedi. Bir put yapmak. Evet. Tabi ilim irfanla beraber olmazsa Allah korusun sahibini tehlikeye götürebilir. Onun için dedelerimiz ilim irfan sahibi derlerdi. İlim sadece yetmiyor. İlim irfan sahibi. Aşk imiş alemde her ne var ise ilim bir kıyli kal imiş ancak. Fuzuli. Fuzuli hiç fuzuli söz söyler mi? Bütün sözleri bakidir. Baki'nin divanından ders yapsak şimdi. Ya Fuzuli'nin su kasidesini açıklasak. Ya Gündoğan Bey, o kadar çok yapacağımız iş var ki. İnşallah. Ama yolun sonuna geldik. Yok dur. Bakalım daha dur. Daha yeniden biz gidelim. 40 yılı söylediniz. 40 yaşındasınız. Daha bu kadar var. Ben gittim kapısına kadar.
döndürdüler size ama, değil mi? Evet. Daha işim bitmedi. Hadi. Kaç tane kitap sürdü verdin? Onlar yapılacak inşallah. Ne zaman yapacağız? Bak hanım burada diyor. Sen dosyaları hazırla. Neyse, onun feyiz bereket dualarıyla olacak inşallah. İnşallah. Sen de çok yağcısın be. Peki. Gençler, sakın ha tarzımı yadırgamayın. Benim yoğurt yiyişim böyle. Monoton bir konuşma yapmayı da bilirim. Globalleşen ve küreselleşen dünya konseptinin gereksinimlerini de anlatabilirdim. Ama burada Osmanlı sohbeti yapıyoruz kardeşim. İçimden ne geliyorsa onu söylüyorum. Hasbi. Cemaatın da aynası oluyor. İnşallah. İnşallah o ayna. Da o güzelliği. İnşallah o ayna tozlanmaz. Ya. Vay vay vay. Cenab-ı Hak mahşer günü bizi de Eyüp Sultan Hazretlerinin sancağı altına alsın. Zaten eski İstanbullular hep buraya defnedilmek istiyordu. Eyüp Sultan Camisi'nden okunan ezanın duyulduğu en uç noktaya kadar mukaddes kabul ediyorlar. Hep buradalar bak büyüklerimiz. Ne güzel söylemişler ya. İstanbul'da bazı semtler ulema semti, bazı semtler de urefa semtidir. Arifler. Şimdi gençler bilsin, İstanbul'da iki yere, iki beldeye, iki semte ulema semti deniliyor Osmanlı arzında. Biri Fatih, biri Süleymaniye. Bir numara Fatih. Herkes Fatih Sultan'ın etrafında hale. Evet, Arakuvan'a gibi böyle. Büyük büyük alimler. Onun için böyle biraz da haklı olarak övünerek Fatih İstanbul'un ulema semtidir. İlim Aksaray'a inmez derler. Halbuki Aksaray'da da alimler var. Orada 1959'da yok ettiler o tekkeyi. Şimdi yerinde Ufi mağazası vardı. Şimdi değişti o mağaza, bilmiyorum ismini. Orada Kadiri Tekkesi vardı. İstanbul'un en eski tekkesi. Kadiri Hankahı. Yok ettiler onu. O mübarek insanları da kabirlerinden çıkarıp nereye taşıdılar? Hemen yanında ne var? Millet Vatan Caddesi'nin kesiştiği uç noktada hangi cami var? Murat Paşa Camisi'nin avlusundaki o binalar, işte o zatlardır. Oradan taşınan zatların türbeleridir. Evet. Bazılarının cesedi sağlam çıkmış. Çok yaşlı bir hanımdan ben bunu duydum. O da gören birisinden duymuş. Huzur evindeydi. Bilmiyorum hayatta mı şimdi. Efendim. Has Murat Paşa. Murat Paşa Camisi diye biliyoruz. Çok enteresandır. Gençlerin bunu bilmesini istiyorum. O camiyi yaptıran Has Murat Paşa son Bizans kralı, yani Fatih'le çarpışan son Bizans kralı 11. Konstantin Dragazes Palaiologos'un yeğenidir. 11. Konstantin'in çocuğu da olmamış, fakat bu yeğenini çocuğu gibi çok önemser, sever, efendim ilgilenirmiş. Fatih İstanbul'u alınca, daha girer girmez İstanbul'a bir ferman çıkardı. Kimes neler gaza bu şahanemden havf itmesin. Kimse benim gazabımdan korkmasın. Sizlere din ve vicdan hürriyeti veriyorum. İsteyen şehirde kalır. İsteyen de istediği yere gider. Hristiyanlar. Çok Hristiyan kaldı burada. Onların bir kısmı Müslüman oldu. İşte kalanlardan biri de bu Has Murat Paşa. Tabii o zaman adı Murat Paşa değil. Efendim, sonra Müslüman oldu. Fatih'in ordusuna katıldı. Kademe kademe, rütbe rütbe yükseldi. Paşa oldu. Otlukbeli Savaşı'nda da şehit düştü. Ama böyle bir cami yaptırdı ki bu cami külliyedir.
Maalesef o 50'li yıllarda yol açmak, bulvar açmak, caddelerin genişletmek gerekçesiyle büyük hatalar da yapıldı. Bunu da söyleyelim yani. Mesela o caminin tarihi hamamı o zaman gitti. Kütüphanesi o zaman gitti. O araya sıkıştı. Biliyorsunuz rahmetli Menderes'in ve Özal'ın da türbesi o tarafta bulunuyor. Ben cenazeye katılmıştım Özal'ın cenazesine. Hem de böyle 80 askeri darbesinin en metameli günleri. Efendim, mekanı cennet olsun o vesileyle güzel işler yaptılar. Bir iki cümle daha söyleyeyim de bitireyim inşallah. Evet, dünyanın en şerefli şehri Mekke'dir. Çünkü Peygamberimiz dünyayı Mekke'de teşrif etti. Ondan sonra en şerefli şehir Medine'dir. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam nurlu şehir, münevver nur demek Medine-i Münevvere'de ahiret alemini teşrif etti. Ruhu azizini orada teslim etti. Onun için sevgili gençler, peygamber için öldü kelimesini kullanmak edepsizliktir. Çok zaruri bir şiir yazar, vezin falan olursa o ayrı. Ne demek? Ölüm İslam literatüründe mekan değiştirmektir. Adı odur. Tebdili mekanda ferahlık vardır demiyor muyuz yahu? Tebdili mekanda ferahlık vardır. İnsan bir yerde üst üste bir ay otursa canı sıkılıyor be. Ama yaptın hocam, şu pandemi dolayısıyla 3 senedir evinden çıkamayanlar var. Onlara diyecek bir sözüm yok. Çıksınlar, ne var, biz çıkıyoruz. İfrattan, tefritten uzak olsunlar. O ayrı. Ne denilir peki? İrtihale darı beka etti. Rahmeti Rahman'a kavuştu. Alâ-yı illiyine yükseldi. Rabbinin huzuruna çıktı. Ahiret alemini şereflendirdi. Teşrif etti ve buna benzer edep ve saygı ifade edilen, eden cümleleri ve kelimeleri söylemek gerekiyor. Hassas bir Müslüman Efendimiz'den bahsederken muhakkak salavat getirir. Efendim, zaten hadis-i şerifler vardır. En cimri insan kimdir falan. Adım anıldığı zaman salavat getirmeyendir, getirmeyendir manasında. Evet, bugün maalesef buna da riayet etmiyoruz. Getirirken de telaffuz yanlışları yapıyoruz. Neden? İnsanoğlu acıldır, aceleciliğinden. Bir hocamız var televizyonda dini sohbetler yapıyor. Yanlış şeyler söylemiyor. Seviyorum ben hocamızı. Fakat doğduğu şehrin telaffuzuyla konuştuğu için kelimeleri yutuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem olur mu yahu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Acele etme hocam. Kelimenin hakkını ver. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aynen böyle diyor. Kulağından kaçmaz. Eyvallah. Gözümden de kaçmaz. Maşallah. Hafazan Allah. Buradaki konuşun buradan belli. Estağfurullah. Ben bir şey bilmiyorum. Bilmediğimi biliyorum. Adam yokluğunda gelip burada sohbet yapıyoruz işte. Ali sana böyle derdi. Ali emiriye yetişseydiniz benim sohbetimi dinlemezdiniz derdi. Ali sen abi ki ayaklı kütüphane. Ya. Bazılarına yetiştik. Sohbet üstadlarına. Hacı Muzaffer Uzak. Vay vay vay. Saatlerce dinle. 4 saat, 5 saat. Hiç ne esnersin, ne sıkılırsın. Evet. Sohbet şeyleri. Ne kadar ihtiyacımız var. Şimdi biraz azaldı. Onun için ben katiyen konuşmazdım böyle insanları bulsam. Dinlerdim mi? Ama tabii koyunun kaval dinlemesi gibi değil. Tabii. Evet. Kulak niye 2 tane, ağız 1 tane? Gündoğan Bey'in ağzımızda 2 tane olsaydı nasıl yemek yiyecek ki? Vallahi işte bilemiyorum.
Öyle ya. Kulak ağızdan üstündür. Bir konuş, iki dinle. Dağlar dile gelsin senin derdinle diye başlıyor şiiri Rıza Tevfik'in. Hangi şiiri? Mihrimah Sultan Camii'nin harap halini görünce o güzel şiiri yazmıştır. Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan'ı, Mihrimah Sultan Camisi 40'lı yıllarda harabeydi, toz, toprak. Bir gün oraya gidiyor, o perişan vaziyeti görünce harap mabet şiirini yazıyor. Ben sizin yerinizde olsam bu şiiri ezberlerim. Vardım eşiğine yüzümü sürdüm, kim bilir hangi mutlu zamandan kalmış. Heceyle şiir yazan iki büyük şair vardır. Biri Rıza Tevfik, biri Necip Fazıl. Şaşıracaksınız belki ama Necip Fazıl'dan da bir kalem üstündür Rıza Tevfik şiirde. Bunu ben söylemiyorum, Mahir İz Hoca söylüyor. Evet. Ey Rıza, başını secdeye koy da dinle. Dağlar dile gelsin senin derdinle. Evet. Ya şiir bunlar ya. Şimdi çok şair var da şiirlerde pek iş yok. Müteşair çoğaldı. Kaliteli şair azaldı. Şiir şairin riyasıdır diye bunlar o halde. Tabii. Müteşair ne demek gençler? Şair taslağı. Müteşair, müteşeyyi, şeyh taslağı. Yok mu günümüzde taslak şeyler? Olmaz olasıçılar. Evet, bize kalitelisi lazım. Böyle şairlerden birisi sık sık Üstad, büyük tarihçimiz İbnül Emin Bey'e gelir. Üstadım şu şiiri yeni yazdım. Lütfen dinler misiniz? Oku. Şiir şiire benzese. Üstelik de uzun, oku bitmez. Ertesi gün bir daha gelir. Üstadım gece yazdım bu şiiri, dinler misiniz? Oku. Bir böyle, iki böyle, üç böyle. İbn-i Emin sert bir adam. Dayanamamış demiş ki, o da şiirle cevap vermiş. Florinalı Nazım'dır bu adam. Florina şehri var Balkanlarda, öyle. Florinalı Nazım. Şu cevabı vermiş İbn-i Emin. Bir takım laf ile etme teşvişi huzur. Yani bir takım sözler söyleyerek huzurumuzu kaçırma. Bir takım laf ile etme teşvişi huzur. Ey şairi bi şiiri şuur. Her gün bana gelmektense yılda bir kendine gelsen ne olur? O adamın da hoşuna gitmiş bu. Evet. Evet. Kitabında var. Kendini hiç ve diyor, onu kitabına almış. Eskiler bize göre çok tahammüllüydü. Öyle büyük zatların öfkesi bile, sitemi bile makbul karşılanıyor. Burada bir incelik var. Benim zaten de onun hukuk noktasındaki. Şimdi burada hangimiz Florina'yı Nazım, hangimiz İbn-i Emin oluyor? Hal arz eder yani. Peki. Mekke'de gökleri Mekke'de dünyayı teşrif etti, Medine'de ahireti teşrif etti, Kudüs'te gökleri teşrif etti. İşte önümüzdeki pazarı pazartesiye bağlayan gece Miraç kandilidir. Miraç uruç etmektir. Âlâ-yı illi yine Kâb-ı Kavseyn'e çıktı Efendimiz. İlahi huzura kabul edildi. Cenneti gördü, cehennemi gördü, ulvi alemleri gördü. Ve böylece 7 kat gökleri, daha üstünü, daha üstünü, daha üst mekanları, mekanları mübarek vücuduyla şereflendirdi. Orada keramet buyuruldu şimdi o zaman. Maşallah. Aynı şey pazar günü hikmetiyle müteşrifte oluyor. Evet. Ne kadar hikmetli bir tevafuk oldu. Eyvallah. Ya. Eyvallah. Yarınki yazın da onunla alakalı. Yazının başlığı Miraç Kandili ve Ümmühani Hazretleri. Hadi buyurun bakalım. Ümmühani Hazretleri kim bu hanımefendi? Yazınızı okuduktan sonra onun evinde çıktı Efendimiz. Onun evinde uyudu, yattı ve rüyasını anlattı o hanıma.
Kimdi bu hanım? Amcasının kızı, Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani Hazretleri. Evet. Ve Miraç'ı anlatınca gördüğü o ulvi alemleri, ya Resulullah dedi Ümmü Hani, sakın bunları dışarıdaki insanlara söyleme. Seni tekzip ederler, sana eza ederler. Efendimiz cevap verdi, ya Ümmü Hani, ben bunları insanlara söylemekle mükellefim dedi. Ve anlattı. Ebu Bekir inandı, Sıddık oldu. İbni Hakem inanmadı, Ebu Cehil oldu. Ebul Hakem. Ebu Cehil'in asıl ismi Ebul Hakem'dir. Çok bilgili bir adam. Ama peygamberi tasdik etmediği için cehaletin babası diye tavsif edildi. Ebu Cehil. Ne kötü lakap değil mi? Hmm. Ümmü Hani Hazretleri. Evet. Bu hanım beyi, kocası vefat edene kadar Müslümanlığını sakladı. Tabii. Evet. Hacı Efendi'nin, Hacı Cemal Hoca'nın böyle ufak kitapları vardır. Hacı Cemal Efendi'nin bu büyük Eyüp Sultan kitabının dışında İslam hanımlarına hitaben yazdığı Kadın-ı İlmihali, Hazreti Fatıma, Ümmü Hani, Ümmü Eymen. Bunları bilmemiz lazım. Evet. Ya düşünebiliyor musun? Miras gibi bir şey onun evinde zuhurata başlıyor. Allah Allah. Mekke, Medine, Kudüs. Bitmedi. En şerefli sahabisinde fetih hadisiyle İstanbul'a gönderdiği için Eyüp Sultan Hazretlerini, çizgi böyle geliyor kardeşim. Mekke, Medine, Kudüs, İstanbul. Ha, bu arada Bağdat'ı var, Kahire'si var, Kurtuba'sı var, Tuleytura'sı var. Muhakkak ki onlar da İslam beldeleri kıymetli. Fakat ana çizgi bu. Bu şehrin kıymetini bilmemiz lazım. Allah korusun, bizim dışımızda başka bir milletin eline geçerse, bittiğimiz gündür millet olarak. Herkesin gözü burada. Efendim işte İstanbul'a hakim olan dünyaya hakim olur. Öyle. Ne demiş Napolyon Bonaparte? Ne demiş hocam? Para para. Ulan başka, paradan başka bir şey düşünmüyorsun. Hayır. Dünya tek bir devlet olsa İstanbul başkenti olurdu demiş. Evet. İstanbul böyle. Onun için dünya bizimle uğraşıyor. Öyle bir yere gelmişiz ki dört yol ağzına çadır kurmuşuz. Öyle. Tarihe bakın hep bizimle uğraşıyorlar. Uğraşsınlar bakalım. Beter olsunlar. Bu Türk milleti İslam tarihine bakınız, göreceksiniz, okuyunuz. İslam'a en büyük hizmeti yapmıştır. Onun için yiğit düştüğü yerden kalkacaktır. Kalkmak için debelenme hareketleri başlamıştır. Ömrü olan görür. Devlet-i Aliye-i Osmaniye. Büyük tarihçimiz Ordinarius Profesör Mükrimin Halil Yınaş bir sohbetinde hatta bir yazısında diyor ki dünyada en şerefli iki hanedan vardır. Bir, hanedanı Ali Resul, Peygamberimizin hanedanı. İki, hanedanı Ali Osman, Osmanoğulları hanedanı. Ne diyor son padişah Vahdettin? Bizim ecdadımızdan her türlüsü gelmiştir ama dinsizi yoktur diyor. Ya Osmanlı tarihini, Selçuklu tarihini, bütün İslam tarihini iyi bileceğiz. Evet, şimdi Mekke, Medine, Kudüs, İstanbul'a geldik. Bu bir mukaddimeydi. Önümüzdeki sohbetlerde işte bu İstanbul'u İstanbul yapan asıl mübarek zatı, Eyüp Sultan'ı, menkıbelerini, hayatını, rivayet ettiği hadisleri ve bu civarda diğer büyük zatları, efradını cami, ayarını mani bir üslupla, dilinin döndüğü kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Sürçülisan ettikse affola. İnşallah feyizli ve bereketli olmuştur.
geldiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Giderken de Hazreti uğruyorsunuz muhakkak. Fatiha'nızı, İhlas suresini okuyoruz. Akşamınız hayır olsun.